Önem, ben de seni arayacaktım. Senden hemen sonra Burcu aradı. Benimle yemek yemek istediğini söyledi. Yani toplantım var falan desen de... anlıyorum. Tabii çocuklar her şeyden önce geliyor değil mi? Ne yapalım? Başka zaman artık. Nerede yiyeceksiniz yemeği? İlker'in yerinde. Benim kız oranın pizzasını çok seviyor. Haklı. Ben de çok severim orayı. Tamam o zaman. Afiyet olsun. Tekrar kusura bakma. Peki yarın akşam ne yapıyorsun? Bilemiyorum ki. Bilemiyorum deme. Söz ver bana lütfen. Peki tamam. Haberleşiriz. Eve mi Önem Hanım? Evet. Bir dakika. Hayır, hayır. Sağdan devam et. Tamam sen gidebilirsin. Bundan sonrası ben hallederim. Önemcim ne yapıyorsun burada? Birini gözetliyorsun. Birini gözetliyorsun. Ama kimi? Ayaz'a da olamaz. Senin bir sevgilin var. Evet ama bu kadar bağırsan olmayacak. Gir içeri ama. Bu kadar zamandan sonra inanamıyorum sana. Kim bu? Ne iş yapıyor? Tanıyor muyuz? Ha? Ne olur anlat. Hepsini, her detayını anlat. Çok merak ediyorum. Hoş geldin Sibel Hanım. İlker abi az önce çıktı. Az önce mi çıktı? Evet. Bana bütün gece burada olacağını söylemişti. Neyse. Sen Burcu'yu tanıyorsun değil mi, Metin'in kardeşini? Tanıyorum. Bu akşam buraya geldi mi? Hayır. Peki babası Bülent Bey burada mıydı? Hayır. Eminsin? Kesinlikle. İyi tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hayır gözden kaçırmamışsın. Gelmemişler onlar. Niye yalan söyledi bu bana peki? Konu erkekler ve yalanınca niye diye sorulmaz Önemciğim. Onların dünyaya geliş amacı bu. Bizi çıldırtmak. Nasıl, dur bakalım. Benimki neler karıştırıyor. Alo? İlker'cim ne haber? Ne yapıyorsun? Ayaz'a oynamaya gidiyorsun. Tamam canım, tamam. İyi eğlenceler, görüşürüz. Bak düşündüğün gibi değilmiş işte. Gözlerimle görmeden inanmam canımdan. İnanmam.